Evet, bugünkü konuğumuz genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Kaya hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Biz sizi tabii tanıyoruz. Yılların hekimisiniz. Daha doğrusu tecrübeniz çok fazla. Binlerce hasta gördünüz. Ama biz sizi kendi dilinizden de kendinizi çok kısa bize tanıtabilir misiniz hocam? Efendim ben Hacettepe Tıp Fakültesi mezunuyum. Gülhan Askeri Tıp Fakültesi'nde de ihtisasımı yaptım. Öğretim üyeliğimi de yardımcı doçentliğimden profesörlüğüme kadar Gülhan Askeri Tıp Fakültesi'nde çalıştım. Sonra emekli olduktan sonra da şu anda çeşitli kuruluşlarda, özel kuruluşlarda çalışıyorum. Hocam şimdi genel cerrahi denildiğinde biliyorsunuz cerrahlarda ne kadar çok ameliyat o kadar tecrübe demektir. Siz kaç yıllık genel cerrahi deneyimine Aşağı sahipsiniz? yukarı 50 yıla yaklaştı benim cerrahi Maşallah. çalışmalarım. Yani hemen hemen her çeşit ameliyatları yaptım. Küçük cerrahi, büyük cerrahiler, organ nakli dahil hepsini yaptım ben. Peki. Hocam bir de bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi ben de aile hekimiyim, siz cerrahi hekimsiniz ama genel cerrahi de çok geniş bir alan. Sizin ilgi alanınız olan genel cerrahinin şu alt grubuna daha ilgiliyim dediğiniz bir alan var mıdır hocam? Ondan bahsedebilir misiniz? Şimdi genel cerrahi hayatımda hemen hemen yapmadığım ameliyat kalmadı. Ancak şu an emekli olduktan sonra üniversitedeki yardımcılarım, profesörler, yardımcı doçentlerim öyle bir yardım eden ekip olmadığı için şu an özelde küçük ve orta boy ameliyatları yapıyorum daha çok. Bunlar da işte daha çok proktolojik hastalıklar ve rahatsızlıklarda o konuda uğraşım iyi yani şey olarak. Proktoloji demek yani anal bölgenin hastalıkları demek yani. Makat, halk dilinde makat Makat denilen bölgesi, evet. ve tıpta proktolojik hastalıklar denilen bir bilim dalıdır. Genel cerrahinin bir dalıdır. O konuda çalışıyorum. O konuda hangi hastalıklar şey yapıyor, kapsıyor? Onlar işte hemoroidler, fistül, anal apseler, makat kaşıntısı, ondan sonra makat sarkması Evet. gibi birçok hastalıklar. Tabii hocam biz bunlara da değineceğiz ama biz ayrıca sizin sünnet konusunda da çok tecrübeli olduğunuzu biliyoruz. Değil mi? Evet. Şimdi sünnet 1967-68'den itibaren yapıyorum ben sünnet. Yani 50-60 bin belki olmuştur sünnet konusunu da yaptığımız. Sünnet konusunda kendi özel bir tekniğim de var benim. Görme ve ölçme tekniği. Bu görme ölçme tekniğini kullanıyorum ben. Bu ne Birazdan hocam demektir? sözünüzü kestim. Ayrıntılarına değineceğiz sünnet konusunun. Kaç yıldır sünnet konusuyla ilgileniyorsunuz? Sünnet konusu şimdi daha çok emekli olduktan sonra sünnet konusu da daha çok sünnet yapmaya Evet. başladım. Ama üniversitedeki cerrahi hayatımda sünnet yaptım ama arada bir yaptık. Ondan sonra ben askeri hekim olduğum için askeri tatbikatlara gidiyorduk. Yurdun her köşesine daha çok Doğu ve Güneydoğu ve İzmir bölgesindeki tatbikatlara gittik. Orada halkın teveccühünü ve halkın sempatisini kazanmak amacıyla da devamlı sünnetler yapıyordu. Binleri buluyordu bu yani. Yani Evet. binlerce çocuğu sünnet ediyorduk oralarda. Evet. Hocam tabii biz bugün programı yaparken sizin yıllarca bu tecrübenizden kaynaklanan kendinize has teknikler de geliştirdiğinizi biliyoruz. Onları da sizden dinlemek isteyeceğiz. Ama bu programları yapmadan önce de biraz bu programların formatının konu aynı olsa bile farklı olmasını biz istiyoruz. O nedenle halkımızın da merak ettiği konuları
nelerdir? Bu sizin ilgi alanınız olan konularla ilgili bilgi sahibi midirler? Diye halkla röportaj yaptık. Dilerseniz programımıza başlamadan önce o röportajları bir izleyelim, sonra devam edelim hocam. Tabii. Buyurun hocam. Sağlık için sünnet önemli midir? Tabii ki önemlidir. Sağlığı için çok çok önemli dediğimiz bir sünnettir. Hem kültürümüzce hem de sağlık için çok önemli bir şey. Bağırsak ve hemoroid sizce aynı hastalık mıdır? İkisi de bağırsak hastalığı ama bağırsak farklı, hemoroid farklı bana göre. Bağırsak kalın bağırsak, hemoroid ince bağırsakla dolanan bağırsaklar diyebiliyorum ama yanlış mı bilirim tam olarak bilmiyorum. Peki bu hastalıkların tedavisi sizce bitkisel mi, cerrahi mi olmalı? Bence cerrahi olmaz lazım. Bitkisel çünkü çok yanlış, ninelerimizden kalma ilaçları kullananlar çok ama şu an bu devir bitti artık. Şu an teknoloji o kadar çok ilerledi ki doktorlarımıza güvenmemiz lazım. Bu hastalık genelde hangi yaş gruplarında görülür? 45-50 civarındaki yaş gruplarında görünür diyebiliyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yanlış yapılan sünnet sonuçlarını biliyor musunuz? Yani bilmiyorum ama aklıma spontan bir şekilde şu geldi. Herhalde ereksiyon vesaire gibi erkekte sorunlara yol açıyordur gibi düşünüyorum. Sağlık için sünnet önemli mi sizce? Sağlık için sünnetin önemli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü eğer sağlık konusunda çok fazla bir önemi, ehemmiyeti olsa Avrupa sünnet konusundan imtina etmez. Bizden daha fazla bu konuya eğilim gösterirlerdi. Böyle düşünüyorum. Yani çok büyük etkisinin olduğu kanaatinde değilim kesinlikle. Bağırsak ve hemoroid aynı hastalık mıdır sizce? Ben sanki insanların bu tanımı yaparken bağırsak ve hemoroid hastalıklarını, rahatsızlıklarını ikisini de aynı mecrada, aynı kelimeyle adlandırdıklarından aynı gibi düşünüyorum. Yani ikisi eş gibi düşünüyorum. Sizce bu hastalıkların tedavisi var mıdır? Tabii ki yani kesinlikle vardır. Tıbbi açıdan olduğu kadar ben bitkisel anlamda şifayen olması gerektiği, kullanmamız gerektiği olan bitkilerin de bu işe bir yöntem olarak çare olacağını düşünüyorum. Bu hastalık genelde hangi yaş grubunda gözükür sizce? Vallahi yaş grubu sınırlanması bence yapılamaz. Çünkü ben kendim bu tür hastalıkları, rahatsızlıkları olanları gördüğümde, duyduğumda çeşitli kategoriden insanların yaş gruplarına rastladım. Yani illaki şu yaşta daha fazla görülür diye bir kaidesi kuralı herhalde yok diye düşünüyorum özür dileyerek. Bağırsak ve hemoroid aynı hastalık mıdır? Aynı hastalık. Peki bu hastalıkların tedavisi sizce var mıdır? Şu an günümüz çağlarında var. Bitkisel ürünler hastalıkta çözüm müdür? Bağırsak ve hemoroid hastalığında. Çözümdür. Yani o bitkisel ürünlere bağlı. Eğer iyi bir şeyse yani neden olmasın yani. Sonuçta bitkisel ürünlerden hep genellikten şifa sağlanıyor yani. Sağlanmıyor dersek yalan olur yani. Bağırsak ve hemoroid aynı hastalık mıdır? Vallahi aşağı yukarı aynıdır herhalde. İkisi de bağırsakla ilgili. Oradaki düşüncem de şu. Hani ona ameliyat yapıyorlar falan. Burada beslenme önemli. Yani insan sağlıklı beslenmeli. Şöyle. Yani ishal olmamaya ya da kabız olmamaya dikkat etmeli. Bana göre bunlar yani bağırsak ya da hemoroid yani aşırı ishal olursa ya da zorlanmak diyeyim. Bağırsağı zorlamak ondan oluyordur ki sağlıklı beslenme. Ama ameliyatta çözüm olduğunu söylüyorlar. Bilmiyorum. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum hazır mikrofonu yakalamışken. Şimdi doktorlara gidiyoruz. Sağ olsunlar işleri gerçekten çok zor. Ama bizi denek olarak kullanmasınlar. Her yeni çıkan ilacı bizim üzerimizde deniyorlar. Mesela ben söylüyorum doktora diyorum ki falanca ilacı yazar mısınız? Hani onu daha önce içtim. İçerik aynı diyor. İçerik aynıysa benim dediğimi yaz. Israrla öbürünü yazıyor. Bu ticari bir şey bence. Yani birilerinin para kazanmasına uğraşıyorlar. Hoş değil. O ilaçları zaten
insan istemeyerek kullandığı için hiç faydası yok bana göre. Şahsen ben öyle veren ilacı kullanmıyorum. Bu sefer gidiyorum başka bir doktora, özel doktora gidiyorum. İstediğim ilacı yazdırıyorum. O da bana külfet getiriyor. Yapmasınlar, bizi denek olarak kullanmasınlar. Tamam, işleri zor. Kabul ediyorum ama birazcık da insanları düşünsünler. Bir de şunu söyleyeceğim. Hastaneye giderken şu kılıkla gidemiyoruz arkadaş. Kılığa, kıyafete göre insana davranıyorlar. Oysa hepimiz eşitiz. Çarıklısı da aynı, peruklusu da aynı diyeyim. Yani onu yapmasınlar. Rica ediyorum kendi adıma. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler, teşekkürler. Röportajları izledik hocam. Halkımız özellikle bazı konularda hani ya kavramları yanlış biliyor, onları sizden açmanızı isteyeceğiz. Ya da bazı merak ettiği sorular var, onlar üzerinde özellikle durmanızı isteyeceğiz. Mesela hocam şu çok fazlaydı. Bağsurla hemoroid aynı şey mi diyorlar? Tabii ben bir hekim olarak biliyorum ama sizden açıklar mısınız? Bağsur, hemoroid aynı mı ya da başka isimleri var mı? Halk nasıl biliyor bu? Bağsurla hemoroid aynı şeydir. Halk arasında daha çok bağsur şeklinde konuşuluyor. Ama tıp da genel cerrahide hemoroid olarak geçiyor. Bağsurla hemoroid aynı şeydir. Aynı hastalıktır yani. Hocam peki bağsur aynı hastalık ama nedir? Çok kısa halkımızın da anlayabileceği dilden bahsedebilir misiniz? Nasıl bir hastalıktır bağsur? Bağsur veya hemoroid diye adıyla adlandırdığımız hastalık anal bölgenin yani makat bölgesinin bir hastalığıdır. Bağsur veya hemoroid bir nevi bir varistir yani. Anal bölgedeki venöz sistemin genişlemesi orada variköz bir hale gelmesi, şişlik yapması, ağrı yapması, morartı, kanama, akıntı gibi, kaşıntı gibi şikayetlerin olmasına sebep olan bir rahatsızlıktır. Peki hocam? Bir nevi varis yani, makat bölgesinde oluşan bir varistir yani. Varistir. Şimdi ben dahiliye hekimi olarak tabii o bölgenin hastalıkları bana da çok geliyor. Ben de genellikle genel cerrahiyi yönlendiriyorum. Halkımız arasında şöyle bir şey vardır. Hani makat bölgesinde bir şey sarkıyor. Bu sarkan şey midir hemoroid ya da bağsur ya da başka bir şikayette gelir mi hastalar? Biraz çok kısa hastaların şikayetlerinden bahseder misiniz? En çok hangi şikayetlerle gelir? Ha, makat bölgesinin hastalıkları ayrıcı tanıda biraz şey olur, güçlük çekilebilir. Hekimler arasında da bu konuda güçlük olabilir. Hemoroiddir, makat sarkmasıdır, fistüldür, fissürdür. Bunlar hep birbiriyle karışır. Mesela hemoroidde orada bir venöz genişleme, şişlik, ağrı, kanama olur. Ama oradaki makat fissürlerde yani çatlaklarda da orada sentinel pili dediğimiz yani deri pilisi olabilir, hemoroidde karışabilir. Hemoroidlerin hocam belirli bir yaşı ya da şu kişilerde daha sık olur ya da cinsiyet açısından kadında erkekte farklı mıdır hocam? Hemoroid basur rahatsızlığı daha çok erkeklerde olur. İleri yaşlarda daha çoktur. Toplumun %60'ında 70'inde hemoroid vardır yani. Çok yaygınmış hocam. Tabii. %60'ında 70'inde olur. Ama şikayeti çok ciddi olur veya olmayabilir. Şikayetin ciddiyetine göre hastalar doktora başvurur veya vurmayabilir. Yani toplumda 4 kişiden 3'ünde vardır bu rahatsızlık. Gerçekten çok yaygındır. Çok, evet. Beklenenin ötesinde bir yaygınlık. Evet. Zaman zaman bana şöyle hastalarımız geliyor ve halkımızda böyle hastalar da gerçekten çok fazla. Kabızım diyor hocam, kabızım diyor. Bir süre sonra makat bölgemde ağrı, kanama, özellikle bu kanama halkımızı çok korkutuyor. Bu hemoroid ya da bağsur hastalığında kanama olur mu hocam? Olur. Peki her zaman tedirgin mi olsunlar böyle kan geldi büyük abdestten sonra falan diyen hastalar oluyor? Ha, şimdi orada tabii hemoroidde kan gelir ama makat kanserlerinde,
rektüm kanserinde, kolon, kalın bağırsak kanserlerinde de kan gelebilir. Bunu ayrıcı tanısı uzmanca konulması gerekir. Yani hem hemoroitteki kanamalar taze ve fışkırır tarzda veyahut da damlama şeklinde olur. Kalın bağırsaktaki olan kanamalar daha çok koyu renkli ve dışkılamadan sonra damlama şeklinde olabilir yani. Evet. Yani kanın tazeliği ve fışkırır tarzda olup olmaması bu konuda ayrıcı tanıda bir bilgi olabilir yani bir. Olabilir. O zaman halkımıza şöyle bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Makattan kan gelmesi aslında önemli bir problem. Böyle bir şikayetiniz varsa belki hemen tedirgin olmayın ama lütfen bir uzmana başta genel cerrahi olmak üzere danışmak gerekir. Peki hocam siz şimdi dediniz ki tanısının yani teşhisinin iyi yapılması lazım. Hemoroid tanısı konan birisi. Özellikle röportajları da buna çok rastladık. Özellikle şunu soruyorlar. Ya bunun tedavisi bitkisel mi, normal ilaç mı, yoksa cerrahi mi? Evet, çoğunlukla cerrahi denildi ama siz ne dersiniz hocam? Tedavide en çok hangi hasta, yani ne yaptığınızda fayda görüyor hastalar? Şimdi cerrahi radikal bir tedavidir hemoroidde. Kesin bir tedavidir. Hemoroidlerin tedavisi de zaten cerrahidir bana göre. Ama halk arasında buna çok çeşitli uygulamalar oluyor. Ama ben cerrah gözüyle tıbbi bir mensubiyet olarak yani tıbbi olarak bunu cerrahi tedavi edilmesini istiyorum ben yani şey olarak. Cerrahi önemlidir. Çünkü orada damarlar genişlemiş, şişlik yapmış, kanama yapıyor. Diğer hastalıklarla da karışabiliyorsa bunun tek tedavisi cerrahidir. Bir de hemoroidin tanısı kolaydır. Yani baktığın zaman enspeksiyonla yani görmeyle konulabilir yani. Konulabilir. Yani bir film çekmeye, başka bir tetkik yapmaya pek fazla gerek yok yani. Görürsün ve safhasını yani birinci derece mi, üçüncü, dördüncü derece mi, tromboze mi değil mi, tanı konur konmaz yetişmiş bir cerrah tarafından çıkartılması gerekir yani. Sizin dediğinizi destekleyecek ben kendi tecrübemden de bahsetmek istiyorum hocam. Bize de çok hemoroidli hastalar geldiğinde, tabii ben dahiliye doktoruyum. Genellikle işte kremler, pomatlar, sıcak oturma banyoları, işte kabız kalmaması için bazı yöntemler öneriyorum ama biliyorum ki ileride bunun yine cerrahiye gitmesi gerekir. Evet, herhangi bir safhada, herhangi bir durumda ileriki zaman içerisinde mutlak cerrahiye gelir o hasta. Cerrahi şart yani. Halkımızın da anlayacağı dilden cerrahi teknik kolay mıdır, ne kadar sürer, genel anesteziyle mi yapıyor? Çok kısa bilgi verebilir misiniz? Hemoroid ameliyatları genelde de olabilir, spinal belden uyuşturma ile de olabilir, lokal ile de olabilir. Yani cerrahın tecrübesine ve kendine güveninden dolayı bu iş hangisini uygularsa onu uygular yani. Sizin tecrübenizi öğrenebilir miyiz hocam? Benim tecrübem şöyle, ben her durumda da hemoroid ameliyatı yaptım yani, genelde de yaptım. Lokalde şu anda zaten tıp merkezlerinde şey olmuyor, genel anestezi olmuyor ruhsat gene nedeniyle. Biz onları lokalde yapıyoruz ve bizim başarımız da hemen hemen %80-90'dır yani. Ne kadar sürüyor hocam ortalama bir? Hemoroid ameliyatları bizim 5-10 dakikayla yarım saat içinde yapıyorum ben. Gerçekten yani. Çok kısaymış. Tabii çok kısa. Yan etkiye rastladınız mı ya da en çok rastladığınız yan etki nedir? Mesela kanama oluyor mu, ağrı oluyor mu? Hastalarınız özellikle ya da röportajlarda onu merak ediyorlar. Ameliyattan biliyorsunuz korkan bir kitle de var bizde. O konuda evet. Ne söylersiniz hocam? Bundan korkacak bir şey yok. Lokal anesteziyle ben rahat bir şekilde çıkarıyorum. Burada en çok hastanın rahatsız olacağı şey ameliyat sonrası ağrıdır yani. Ameliyat ağrı olmuyor. Ameliyattan 2-3 saat sonra bir ağrısı oluyor.
Yani birinci gün biraz ağrısı olabilir ama ona da ağrı kesiciler ve diğer ilaçlarla ağrısını dindirebiliyoruz. Ama ilk günü biraz ağrısı olabilir. Ancak hemoroidin en çok karıştığı hastalık makas sarkması. Makas sarkması da total dediğimiz tüm kalın bağırsağın alt kısmının sarkması şeklinde olabiliyor. Veya mukozanın, anal mukozanın veyahut da rektüm mukozasının 3-4 santimetre şeklinde daha çok dışkılamadan sonra gül tarzında böyle dışarı çıkması oluyor. Mukoza kıpkırmızı dışarı çıkıyor. Biz onları kendi özel tekniğimizle çıkartıyoruz ve başarımız %100'dür yani bizim. Makas sarkması bu kadar sık mı peki hocam? Makas sarkması toplumda hemen hemen hemoroidle aynı orandadır, olmasa bile ona yakındır yani. Doğuştan olan bir hazırlayıcı sebep vardır. Ondan sonra daha çok hemoroidle karıştırıyor. Zaten makas sarkmasında hemoroid de makas sarkmasının üzerinde oluyor. O ameliyatı yaptığımızda hemoroidle beraber mukozayı da çıkarıyoruz. Hem hemoroid hem de mukoza sarkmasını tedavi ediyoruz yani. Cerrahidir bunun şeyi. Ama bunda ameliyat yaparken tabii anal bölgenin yani makatın tutup tutmaması, sfinkterlerin kesilmemesi ve ona göre bir teknik uygulanması önemlidir yani. Evet. Tek özel teknik cerrahın kendi tecrübesine ve yaptığı ameliyatların sayısına göre oluşur yani. Bunu teknik olarak pek anlatmaya gerek yok ama bu konuda bizim kendi özel tekniklerimiz var, yapıyoruz ve çok da başarılıyız yani. Peki hocam, sonuçta hani siz cerrahsınız ama sokak röportajlarında bitkisel tedaviden de bahseden bazı hastalarımız, daha doğrusu vatandaşlarımız oldu. Bu bitkisel tedavi hiç uygulanan bir şey mi sizin tecrübenizde, klinik tecrübenizde? Evet, bu bitkisel tedaviyle tedavi edilmiş makat hastalıklarını çok görüyoruz. Mesela hemoroidde sülük uygulaması yapıyor vatandaş. Bazı bölgelerde bunu uygulayan tanınmamış diploması olmayan kişiler de yapıyor. Sülük oradaki kan toplanmasını var ise sülüğü yapıştırıyor. Orada kanın emilmesini geçici olarak şey yapıyor ama gene sonradan gene şişiyor. Tedavi edilmemiş oluyor yani. Oraya krem sürmek, ondan sonra ne bileyim lokal tedavi yapmak geçicidir. Hastayı geçici olarak rahatlatır. Radikal tedavi, kesin tedavisi cerrahidir. Evet. Bunu o zaman halkımıza mutlaka belirtmemiz gereken nokta. Evet, hemoroid için çeşitli tedavi yöntemleri uygulanıyor ama oradaki o genişleyen damarları bertaraf etmek için, bu problemleri yok etmek için kesin tedavinin hocamız cerrahi olduğunu bahsetti. Tabii ki bunda tecrübe çok önem taşıyor. Hocamızın da bahsettiği gibi ne kadar çok ameliyat o kadar sizi daha tecrübeli yapıyor. Ve yine hocamızın bahsettiği ameliyat sonrası cerrahın tecrübesine bağlı olarak da yan etkiler daha az oluyor. Peki hocam, hemoroid ameliyatını yaptıran kişi sosyal hayatına, işine, mesela alışverişe ne kadar süre, yani ne kadar dinlenmeli ve devam edebilmeli sosyal hayatına? Evet, benim hastalarımda genelde 2-3 gün sonra normal aktivasyonunu yapıyor yani. Esas ameliyattan sonra hemen yürüyerek gidiyor benim hastalarım yani. Çok iyi. Yürüyerek gidiyor. Ama ağrıları 1-2 gün sürüyor. Ondan sonra diğer tıbbi tedaviler, ondan sonra verdiğimiz analjezikler ve ilaçlarla da hastanın ağrılarını dindiriyoruz. Rahat oluyor yani. Peki hocam, tekrarlar mı hemoroid ameliyat sonrası? Ha, tekrarlayabilir. Şöyle, anal bölge çember gibidir. Evet. Genelde hemoroidler ön, arka ve sol
kısımda olur. Sol lateral kısımda olur. Evet. Makatın sol kısmında olur. Bunlardan birisi mesela özellikle gençlerde oluyor bu. Trombeze oluyor. Makatın ön kısmında bir hemoroid var. Onu çıkarıyorsun. Öbürlerinde bir şikayeti yok adamın. Bir sene sonra orada da olabiliyor. Hasta o zaman diyor ki ha bak nüksetti benim şey. Ameliyat olmamış diyor. Oysa ki oraya dokunulmamıştır. Makattaki sadece öndeki varis veyahut da hemoroidi çıkartılmıştır. Sonradan solda veya arkada da olabilir. Evet. Onu biz teknik olarak ben söndürüyorum. Yani bir daha olmaması için eğer önde hemoroid varsa onu çıkarıyorum. Diğer tarafların da olmaması için söndürüyorum yani. Olmuyor yani. Bu dediğiniz benim yaptıklarımda pek olmuyor. Evet. Bu dediğiniz önemli. Demek ki hemoroid ameliyatının başarısızlığı değil bu. O an uykuda olan diğer bölgelerdeki... Anatomik yapıdan dolayı bu böyle hissediliyor. Yani. Böyle hissediliyor. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz hemoroid konusunda. Sağ ol, ben de teşekkür ederim. Sünnete de değinmek istiyorum. Ayrıntısına da girmek istiyorum. Ama süremiz de kısıtlı. O nedenle çok hızlı en azından bir sünnetle ilgili bir giriş yapalım istiyoruz. Yine sokak röportajlarında çok ilginç sorulara gerçekten halkımız çok ilginç cevaplar verdi. Özellikle onlara sorduğumuzda sünnet yapılmasa ne olur dediğimizde mesela enfeksiyon olur. İşte ileride sertleşme problemi yaşanabilir gibi cevaplar verdiler. Ben buraya notlarımı almıştım. Ya da bunun bir yaş standardı var mı? Şu yaşta hangi yaşta olursak en iyidir şeklinde. Bir de eskiden hatırlarsanız hocam, şimdi muhtemelen yoktur. Doktor olmayan sünnetçiler de vardı. Hani şimdi yoktur muhtemelen öyle. O konuda kanun çıktı. Yani tıbbi yeterliliği olmayan, cerrah olmayan sünnet yapamıyor yani. Peki hocam ilk soru olarak şununla başlayayım. Süremiz çok kısıtlı ama en azından bir giriş yapmak istiyorum. Tabii. Sünnet sağlık açısından gerekli midir? Sünnet sağlık açısından gereklidir. Neden gereklidir? Şöyle gereklidir. Sünnet olmadığı zaman özellikle çocuklarda idrar o sünnet derisinin altında birikiyor. Oksalatlar, bakteriler, diğer ölü hücreler, idrarın tortusu orada bir enfeksiyon oluşuyor. Ürünler enfeksiyona sebep oluyor. Çocuklarda daha çok. Büyüklerde de diğer enfeksiyonlar işte yani ürünler sistem enfeksiyonlar işte balanitis, ondan sonra fimozis gibi yani nedenler oluyor. Değil mi hocam? Halkımızın anlayacağı dille. Yani oranın enfeksiyonuna neden oluyor. İltihaplanıyor daha doğrusu. İltihaplanıyor. Ve o bölgede enfeksiyona yol açıyor. Hocam bunun bir yaşı var mı? Hani şimdi çocukluk yaşlarında olduğunu biliyoruz ama siz evet güzel bir soru bu. Bu soruya şöyle bir cevap vereyim. 60'ların sonundan 70'lerden bu yana sünnet yaptığımıza göre benim bu konuda iyi bir tecrübem var. Şöyle sünnette yani bu daha çok ilk 6 ayda yapılan sünnet en iyi sünnet oluyor. Doğumdan 6 ay içerisinde yapılan sünnet. 40'ı çıkmadan yapılan da daha da iyi oluyor. Ben her yaşta sünnet yapıyorum. 50 yaşında hastalar da geliyor. Mesela yeni Müslüman olmuş. Bazı indikasyonlarla sünnet olmamış. Mesela geçen hafta bir 18 yaşında, bir 27 yaşında erkeklere sünnet yaptık mesela. Her yaşta yapıyoruz ama sünnetin en iyi şekilde olmasını istiyorsak çocuk doğar doğmaz 40'ını çıkmadan ama her yaşta yapılabilir yani. Yapılabilir. Ama yaş ilerledikçe anladığım kadarıyla yan etkiler daha mı çok oluyor hocam? Yan etkileri şöyle tabii. Küçük çocuklarda iyileşme daha çabuk oluyor. Kanama hemen hemen hiç olmuyor. Büyüklerde gerilim nedeniyle kanama, dikiş atması, kanaması
olabiliyor. Yani yaş ilerledikçe komplikasyonlar daha fazla oluyor. Sıkı takip etmek lazım yani. Yan etkileri daha fazla oluyor. Peki hocam, sünneti yaptınız. Örnek veriyorum. 4-5 yaşında bir çocuk. Bu çocuk ne zaman hani sargılardan, pansumandan kurtulabilir, normal oyunlarına, ev hayatına falan dönebilir? Evet. Şimdi benim tekniğimde görme ve ölçme tekniği dediğim kendi bir özel arsı tekniğim var. Çocuklarda ben sünnet derisini lokalle uyuşturuyorum. Sadece uyuşturduğum yeri çıkarıyorum. Yani sünnet edilen deriyi çıkarıyorum. Bir gün pansuman yapıyorum, daha da pansuman yapmıyorum. Üçüncü günde genelde ilk suya oturuyor. En az 3-4 seferde görüyorum. Hastayı, yani çocuğu ailesiyle beraber takip ediyorum. Yani en az sünnetten sonra 3-4 sefer çocuğu görüyorum ben. Hemen sünnetten ertesi günden itibaren aktivasyonuna devam ediyor ama uyacağı kurallar var. Bir yere çarpmaması, yüzü yatmaması. Ondan sonra bir hafta sonra da toplam bisiklete de binebilir, parka da gidebilir bir hafta 10 gün sonra. Normal olur yani. Benim sünnetlerimde kanama falan hiç şimdiye kadar görmedim ben. Peki hocam, oldukça tecrübelisiniz. Sizin bu konuda özel bir tekniğiniz bile var. Peki hocam, son bir soru sormak istiyorum sünnetle ilgili. Hani geç sünnet olanlardan ya da sizin klinik tecrübenizi öğrenmek istiyorum. Cinsel sertleşme problemi oluyor mu? Çünkü hani sokak röportajlarında yanlış sünnet, hatalı sünnette, geç sünnette böyle problemlerin de olabileceği şeklinde halkımızın bir bilgisi var. Acaba bu doğru bir bilgiye mi dayanıyor? Ha, güzel bir soru bu. Şöyle, toplumda erkek çocuklarda %30'unda gömük bir yapı oluşuyor. Gömük bir yapı, karnöl duvarındaki yağ dokusu ve deri şey oluyor. Çocuk pipisi de küçük ve gömük oluyor yani. Bu durumda yani görme ölçme tekniği dediğimiz benim kendi tekniğim benzinde çok daha iyi oluyor. Çünkü bunu aletle, aparatla yaptığımız zaman gömük sünnet olmamış gibi oluyor. Ve yetersiz sünnet oluyor. Biz onları ikinci defa dışarıda olmuşsa onları genelde yeniden sünnet ediyoruz biz. Yani toplumun anatomik yapı bakımından çocuğun yani gömük mü değil mi önce onu cerrahın görmesi lazım yani. Buna aparat mı olur yoksa görme ölçme tekniğine mi yapılır? Evet. Önce karar vermesi lazım. Her çocukta yani aparatla sünnet olmaz. Zordur. En çok bu konuda yani %30 oranında mesela dedik ki hemoroidde ne dedik? %70'inde oluyor. Evet. İnsanların. Sünnette de sünnet edilecek çocukların %30'unda gömük sünnet, gömük oluyor şey, cinsel organ. Onda her sünnetçi de sünnet yapamaz. Her teknikte onda tutmaz. Peki hocam, ben şimdi son sorum demiştim ama benim aklıma bir şey geldi. Çok kısa onunla ilgili de sizden bir bilgi almak istiyorum. Bir kişi diyelim ki sünnet olmuş ve hatalı olmuş. Siz baktınız ki bir sürü yan etki çıkmış. O düzeltilebilir mi? Onun için yapılacak bir şey var mı? Tabii düzeltiliyor. Şöyle mesela gömük sünnette sünnet etmiş ama sadece derinin ucundan almış. Yetersiz sünnet olmuş. Onun ikinci olarak tekrar bizim tekniğimizle görme ölçme tekniği dediğimiz teknikle onun yeniden düzeltilmesi lazım yani. Evet. Ondan sonra deri çok kısa kesilmişse deri kaydır, plastik cerrahinin konusu o. Deri kaydırması oluyor. Ondan sonra yani sünnet derisi uzun bırakılmışsa yeniden bir sünnet yapılması gerekiyor. Yani sünnet olayı gözle görülen bir yer olduğu için evet. Ebeveyni, yakınları bakıyor ediyor ya olmuştur, olmamıştır, sağa bakmıştır, sola bakmıştır, şudur. Bahane çok oluyor yani. Evet. Sünnet genelde yetişmiş bir personel tarafından, bu konuda tecrübesi olan
birisi tarafından yapılması lazım. Yani sünnet her adamın yapacağı bir iş değil yani. Evet hocam, son cümleniz gerçekten çok önemliydi. Demek ki evet. Her konuda olduğu gibi sünnet konusunda da ehil evlere teslim olmamız gerekiyor. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Değerli izleyiciler, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.